Bir gün TV'den herkese merhabalar. Bugün yine çok önemli bir konuğumuz var. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin başkanlığını yürüten Profesör Doktor Ayşe Yüksel. Konuğumuz hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Davetiniz için teşekkür ederim. Sağ tamam, olun. Ayağınıza sağlık. şimdi size sormak istediğim çok şey var. Hepsi böyle kısa kısa sormak istiyorum. şimdi Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği herkesin malumu çok önemli bir kurum, önemli bir dernek. Ee, herhalde 1989'da kuruluyor değil mi? Uzun evet, 35 geçmiş, yaşında. 35 yaşında uzun da bir geçmişi var ve e, buradan da söylediğim izleyicilerimizle bizim ben de aslında de öğrencisiyim. E, bu da benim için büyük bir onur. Bu büyük ailenin parçası olmak. E, Siz de o yüzden öğrencilik yıllarımızda e, ben en azından sizle tanıştığımı düşünüyorum. Sizi dinleme fırsatı buldum oradaki toplantılarda. E, hala da bu ailenin bir üyesi olmak benim için dediğim gibi büyük bir onur. E, ve e, biraz günceli konuşmak istiyorum sizle. Şimdi eğitim meselesi yıllardır tartışıyoruz eğitim. Nereden tartışıyoruz? Aslında bu hikaye 4 artı şey 4 artı 4'e kadar uzanıyor. Ondan sonra son 2 yıldır da 1 yıldır da ÇEDES gündemimizde. Ne yapıyorlar? İşte ülke ocakları denen yapılar okullara giriyor. Ee, i̇mamlar okullara gidiyor okullardaki çocuklar küçük çocuklar mezarlık temizletiliyor, cami temizletiliyor. Yani laik bilimsel eğitimden uzak ne varsa o küçücük çocuklara yapılıyor veya yaptırılıyor. Böyle bir tablo var. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, aslında tabii bunu bu şekilde konuşmak insanın yüreğini acıtıyor. Çünkü biz Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu laik Türkiye Cumhuriyeti'nde doğduk, büyüdük, meslek sahibi olduk, yaşamaya devam ediyoruz. Ben e, ilkokulu, ortaokulu, liseyi hiç böyle endişeler olmadan bitirdim. Şimdi ise veli olarak çocuklarımızın, torunlarımızın, devletin okullarında bu risklerle karşı karşıya olduğunu bilerek mücadele ediyoruz, önlem almaya çalışıyoruz. Yani insanın aslında aklı almıyor. Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladık. 100 yıl önce layık bilimsel Çağdaş kamusal ve karma eğitimi düşünmüş. Bunun için 3 Mart 1924'te Öğrenim Birliği Yasasını getirmiş. Bu şekilde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak bütün eğitim kurumlarını tek çatı altında toplamış. Kız çocuklarını oğlan çocuklarıyla eşit kılmış aynı okuldan yararlanmalarını sağlamış. O yıllarda zorunlu eğitim ilkokul 5 yıldı. Ben de 5 yıl zorunlu eğitim gördüm. Ama devamını da hani bırakmayı hiç düşünmedi ailem. Ben de zaten düşünmedim. Ortaokula, liseye devam ettik. Ama ne yazık ki Atatürk'ün fiziksel olarak kaybından sonra ülkemizde laik Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenler siyasi kaygılar düşüncesiyle eğitim bir devlet politikası olması gerekirken bunu hükümet politikası yapmak için uğraşmaya başladılar açıkçası ve günden güne e, olumsuzluklar görülmeye başladı. Ama henüz Milli Eğitim Bakanlığında değildi. İmam Hatiplerin önü açılmıştı. İmam Hatip Ortaokulu, İmam Hatip Lisesi şeklinde ve aydın duyarlı e, Türk toplumunun yoğun çabalarıyla binlerce imzalar toplanarak ilk öğretim zorunlu olarak 8 yıla çıkarıldı. Yıl 1997. Cumhuriyet tarihinin en önemli kazanımı. Ne demekti ilk öğretimin 8 yıl olması? İlk öğretimi bitiren öğrenci artık ailesinin, başkalarının yol göstermesi ile değil, bir ölçüde kendi kararıyla gitmek istediği liseyi kendi seçecekti. Bu hani bir e, devlet lisesi mi, meslek lisesi mi, imam hatip lisesi mi gibi. Cumhuriyet tarihinin en önemli kazanımı bizce 1997 yılında ilk öğretimin 8 yıl olması idi. Bununla beraber ortaokulda İmam Hatip Ortaokulu kalmadı tabii ki. Bu maalesef bazılarının hoşlanmadığı bir durum oldu. Ve mücadele bu 8 yıllık zorunlu ilk öğretimi nasıl Bozarız da e, İmam Hatip Ortaokulları'na yeniden yer açarız'a dönüştü ve sizin de biraz önce ifade ettiğiniz gibi ne yazık ki vazgeçildi. Daha iyi bir model sunuluyormuş gibi nasıl bir model bu da 4 artı 4 artı 4 12 yıl zorunlu eğitime çıkarttık. Evet. dendi. İnsanın önce kulağına hoş geliyor. 12 yıl zorunlu eğitim. Bir kılıf uydururlar aslında. Ama neden 4 artı 4 artı 4? Demek ki bu aralarda sizin yapmak istediğiniz başka şeyler var. İşte bu 4 artı 4 artı 4 2012'de yürürlüğe girdi ve ikinci dörtte İmam Hatip Ortaokulları'nın önü açıldı. Böylece aileler, cemaat ve tarikatlar çocukları 4 yıllık ilkokulu bitirdikten sonra ortaokulda İmam Hatip Ortaokulu'na yönlendirdiler. Arkasından İmam Hatip Lisesi ile devam etti. Maalesef Milli Eğitim Bakanlığı bu 4 artı 4 artı 4 e zorunlu eğitim, modelini yıllar içinde işte uygulamalarla, genelgelerle hep değiştirdi. Nasıl değiştirdi? Bir kere açık ortaokul, açık lise getirdi. Örgün eğitimden öğrencileri uzaklaştırdı. Bakın 2023 Milli Eğitim Bakanlığı raporuna göre Türkiye'de 1 milyon 800 bin öğrenci açık lisede okuyor. Bunun 855 bini kız öğrenci, geri kalanı oğlan çocuğu. Bu çocukların bir kısmı belki çocuk işçi bir yerlerde çalışıyor. Evet, bir kısmı evet. belki cemaatlerin Yani 2 cemaat milyona yakın ağırma. aynen öğrenci nerede? Hı -hı. Hatta 2021 yılındaydı sanıyorum. Bir gün gazetesi sordu. 860 bin kız çocuğu nerede? <laughs> Mustafa Gümüş arkadaşımız haber yaptı. Biz de bu haber üzerine Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrıda bulunduk. 860 bin kız çocuğu nerede? Cevap yok. Bakın hala o kız çocukları örgün eğitimin dışında. O zaman sizin aklınıza ne geliyor? Evlenmek de serbest. Bu kız çocukları evlenmiş olabilir. Bu kız çocukları çocuk işçi olabilir. Bu kız çocukları evde oturuyor olabilir. Bu kız çocukları tarikat ve cemaatlerin yapılanması içinde yer almış olabilir. Bunun cevabını soruyoruz ama bize cevap gelmiyor. Dolayısıyla zorunlu eğitim demek o yaş grubundaki bütün çocukların yaş grubuna uygun sınıfta örgün eğitimden yararlanması demek. Maalesef bu gerçekleşmiyor. Yine mesleki eğitim mesem diye bir şey geldi. Siz işte çocuğunuzu lisede haftada bir gün okula gönderiyorsunuz. Diğer dört gün sanayide çocuk işçilik yapıyorlar. Bu da kabul edilir bir şey değil. Ama birçok yoksul aile o yoksulluk, o yoksunluk içinde Asgari ücretten yararlanmak için de bunu tercih ediyor bütün bunlar hani Atatürk'ün hayali olan hedefi olan gelişmiş ülke seviyesine ulaşma hedefini ortadan kaldırıyor bizim aydınlık geleceğimiz bilimsel düşünce üretecek olan geleceğimizi Biz yok ediyoruz bu şekilde Buradan şuraya geçmek istiyorum hocam. Dediğim gibi soracağım çok soru var size. Şimdi ben İstanbul'da belediyeleri de takip ediyorum. Hem Büyükşehir hem İlçe Belediye, belediye Meclisleri'ni. Bir iki yıl önce Esenler Belediye Başkanı malum çok gündem olan birisi Tevfik Göksu, AKP'li. Belediye Meclisi'nde kendi belediyesi, Esenler İlçe Meclisi'nde kendisine tepki göstermiş birkaç muhalefet Kanada yer alan meclis üyesi. Bu yandaş Ensar Vakfı, işte Bilal Erdoğan, Türk Türk yapılan yardımlara dair tahsil edilen yerlere dair. Ve mecliste şunu söyledi. Çatlısınız da patlasınız da ben bunlara destek vereceğim. Daha çok yapacağım. Onlar bu memlekete hayırlı işlerde bulunuyorlar diye. Şimdi geçenlerde Milli Eğitim Bakanı da birkaç ay önce meclis kürsüsünde söyledi. Milletin meclisinde orada kürsüde söyledi. Cemal Tarikat dediğimiz yapılar, STK'dır. Biz değil. bunlara daha çok olan, olanak soracağız, daha çok alan açacağız dedi. Özetle yani ifadesi ifadesine değil yani şimdi. Şimdi biraz Çağdaş yaşamı tarihine baktım. Herhalde kitap yazılsa 2-3 kitap olur belki daha şey. E, kamuyla ilişkili bazı şeyler yapılmış geçmişte. Örneğin eksiğim varsa tamamlayın lütfen. 96'da e, Kağıthane Şubesi tarafından Ferit Aysan Çağdaş Yaşam İlk Öğretim Okulu açılmış. 97'de Çeyre'de lisesi açılmış. 96'da e, polis eğitimi projesi başlamış. E, Florya'daki polis okulunda e, insan hakları eğitimi vermiş Çeyrede'de. Ee, i̇şte bir başka şeydi, e, Siyit Perveri Kaymakamı'nın çağdaş yaşama başvurusuyla 17 kız öğrenciye burs verilmeye başlamış. Kaymakam şey dediğin kapısını çalmış 97 yılında. O yıllarda mülki idare amirleri de Atatürk evet. Cumhuriyeti'ni yaşatmak için canla başla çalışıyorlardı. Şimdi evet. yine muhakkak ki çalışıyorlar ama Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile iletişim kurmuyorlar. Evet. 98'deki bir sempozyuma ÇEYDEDE'nin düzenlediği bir vali, üç vali yardımcısı ve 22 kaymakam katılmış. Şimdi benim sorum da şu hocam. Yandaş vakıf ve dernek denilen yapıları bizim paralarımızla katılıyor, seferber ediliyor, tahsis ediliyor binalar, ne istederse yapıyorlar. Peki ÇEYDEDE engelleniyor mu? Yapmak istediği şeyler yapılıyor mu? Mesela bazı okullara en baştan kitap gönderiliyormuş. Şimdi nasıl hala gönderiliyor bilmiyorum. Mesela bu bile engelleniyor mu? ÇEDD'nin bir okulda kütüphane kurması, okulda evet, kamu evet. ya bağlı yerlerde etkinlik yapması nelerle karşılaşıyor? Ee, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği kamu yararına çalışan bir dernek. Kamu yararına çalışan dernek statüsünü İçişleri Bakanlığı size veriyor. Yani kolay verilen bir statü değil. Bu statü sizi hem güçlendiriyor hem de çok büyük bir sorumluluk yüklüyor. Çünkü dernekte yaptığınız her şey kamu yararı ya da kamu zararı diye değerlendirilerek yönetim kuruluna büyük sorumluluklar yüklüyor. Biz kamu yararına çalışan bir dernek olarak 2019 yılında Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin kamuda en şeffaf kurumu seçildik. Böyle bir ödülümüz var. Bununla da gurur duyuyoruz. Kamu yararına çalışan dernek olmak bize büyük sorumluluk yüklese de biz hani bu sorumluluğu yerine getirmekten büyük mutluluk, onur duyuyoruz. Ama sizin de ifade ettiğiniz gibi 2009 yılına kadar e, e, Milli Eğitim Bakanlığı ile Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ortak protokoller yapıyor idi. Bu protokoller kapsamında mülki idare amirleri, kaymakamlar, valiler, milli eğitim müdürleri ile kalkınmada öncelikli iller diyoruz. Kırsal alan illerinde ana okulları yaptık, oyun parkları kurduk, ...kız öğrenci yurtları yaptık. Yibo diyoruz, Yatılı İlk Öğretim Bölge Okulu. Onları onardık, iyileştirdik. Öğrencilere burslar verdik. Siirt Pervari'de 17 kızımızla başlayan... ...kız öğrenci okutma projesi bugün... ...105 bin kız öğrenci bursuna ulaştı. Bütün bunları biz de işbirliği protokolleriyle yapıyor idik. 2009'da Fethullahçı çetenin AKP destekli operasyon şeyi. Evet, de biz de FETÖ terör örgütü kumpasına uğradık. E, maalesef bu kumpas sonucu e, doğal olarak e, Milli Eğitim Bakanlığı bizimle yeni bir işbirliği yapmadı. <laughs> Sonrasında e, bunun FETÖ kumpası olduğu anlaşılınca bizzat e, yöneticilerimiz tarafından bu bir kumpasmış diye dillendirilince Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği de 6,5 yıl sonra beraat etti. Olmayan suçtan beraat etti. Sonrasında ise biz de Milli Eğitim Bakanlığı'na sizinle işbirliği yapalım diye bir başvuruda bulunmadık kaymakamlar, valiler, milli eğitim müdürlükleri açıkçası çağdaş yaşamla yola devam etmeyi düşünmediler. Şimdilerde okulun yararını, devletin yararını düşünen hani okul müdürleri, milli eğitim müdürleri, işte okula kütüphane kurulması gibi, okula bir fen laboratuvarı kurulması gibi okulun badana boyasının yapılması gibi taleplerle tek tük de olsa başvurularda bulunuyorlar. Ama biz birçok projemiz var. Bu projeyi uygulayalım diye Milli Eğitim Bakanlığı'nın kapısını çalsak bizimle bu protokolü imzalayacak bir bakanlık, bir bakan yok diyorum. Peki engellenen bir şey var mı böyle son yıllarda hani somut olarak bu hali kararlı olur kaymakam yok yapmak yok yapmak çünkü e, biliyorsunuz e, bu bir kumpas olduğu söylendi yöneticilerimiz tarafından o zaman biz de fetö terör örgütünden mağdur olan bir e, sivil toplum örgütüyüz öyle olunca e, bile bile engellenemez diye düşünüyorum. Ee, çok şükür ki engellenmiyoruz. Hı -hı. Ama şöyle diyelim, okullara giremiyoruz. Ee, okullar çağdaş yaşamı destekleme derneğinin olması gereken yerler. Tarikatlar giriyor. Cemaatler giriyor. Değil mi? Hı -hı. İşte e, bir takım siyasi oluşumlar giriyor siz de ifade ettiniz. Hı -hı. Ama e, biz giremiyoruz. Bu anlamda bir engelleme tabii ki var. Yani böyle bir etkinlik yapalım, böyle bir evet, Evet, diye. tabii ki. Şey, anladım. Tabii ki. Ee, şimdi Fethullahçıların dediğim gibi AKP desteğiyle bunu o dönem yaptılar. Herkesin malumu Çağdaş Yaşamı, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bir operasyon oldu. Ancak yıllardır AKP özellikle Türkan Saydan dilinden düşürmüyor. E, Türkan Saylan'ın adı, e, siz eksiğim yanlışım varsa düzeltin lütfen, Beşiktaş Belediyesi tarafından Türkan Hocanın yaşadığı evin sokağına konulmak istendi. İBB'deki AKP-MHP çoğunluğuyla engellendi. E, hatta iki defa engellendi sanırım. E, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı olan şu an e, başkanı olan Ali Al Nur Aktaş'ın e, çok çirkin ifadeleri vardı. İşte Urbamcı Nazım Hikmet, Türkan Saylan, Bahriye Üçok için devleti ve bayrağı savaş açmış dinli, diyanetli sorunu olan insanlar ifadesini kullanmış. Yani yıllardır e, özellikle Türken Sa'yla e, hedef alınıyor. Bunlara dair değerlendirmeniz nedir? Yani şey çok çarpıcı. Yani Türken Hoca'nın yaşadığı, yıllarca yaşadığı e, sokağına sokağa dahi isminin verilmesine engel oldular. Şimdi şöyleymiş. Ben de o süreçte öğrendim. E, ilçe belediyeleri caddelere isim verebiliyormuş. Hı hı. Ama sokak isimleri Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğundaymış. Dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi o sokağa Türkan Saylan Sokağı ismini vermedi. Türkan Hoca o kadar mütevazı bir insandı ki isminin bir yerlere verilmesi yerine bir tane daha fazla kız çocuğunun okuması onu daha çok mutlu ederdi. Beşiktaş Belediye Başkanı benim yanımda hocam bu Beşiktaş ilçesine sizin adınıza bir şey yapacağım dediği zaman Türkan Hoca sakın ha heykelimi yapma demişti. Gerçekten Türkan Hoca kendisinin ön plana çıkarılması, isminin bir yerlere verilmesinden öyle bir beklentisi yoktu. Hoşlanmazdı da açıkçası. Onun yerine Hani yararlı işler yapalım. Diyelim ki işte o heykel için harcanan parayı bir kız çocuğunun okuması için harcayalım. Bunu sağlardı. Tabii Beşiktaş Belediye Başkanı buna rağmen e, o sokağa, Türkan Saylan Sokağı tabelası çaktı. Ama yasal olarak verilmedi. Olsun diyorum ben çünkü... Türkan Saylan hani kendisinin böyle beklentisi olmadığı halde Türkiye'nin 81 ilinin bir çoğunda adına kültür merkezi açılmış, adı bir parka verilmiş, adı kültür merkezine verilmiş. O kadar çok Türkan Saylan ismi verilmiş ki varsın Belki nice orada da verildi, Evet, söyleriz. varsın Bilmiyorum. orada da olmasın diyorum ama bunlar tabii ki çok yanlış. Türkan Saylan'ı anlasalar tıpkı Atatürk'ü anlamak gibi kendileri pişman olurlar. Evet. şu şey biraz daha değinmek isterseniz şimdi tekrar hatırlatma olsun izleyiciler için de bu sokak ismi mecliste konuşulurken CHP'li meclis üyesi Murat Cırav diyor ki bir yıldır neden Türkan Saylan'ın adı sokağa verilmiyor? Neden bekletiyorsunuz diyor AKP'lileri. AKP'nin İBB grup sözcüsü Faruk Gökkuş da şunu söylüyor. Biz buradayken Türkan Saylan adı yaşatılmayacak. Bu öfkeye dair, Çin'e dair söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yani dediğim gibi Ali Nur benzer şeyler söylemişti. Yani zaman zaman bu tür açıklamalar yapıyorlar özellikle AKP. Şimdi ne Türkan Hoca ne ben ne ÇL'liler kin, nefret, öfke duygularıyla tanışık değiliz. Dolayısıyla bu insanların bu nefretini, bu kinini, bu öfkesini anlamak mümkün değil bizim için. Onlar da Türkan Hoca olsa derdi ki görevlerini yapıyorlar. Onların görevi o. Anladım. Şimdi yine anlayabilmek için soruyorum. ÇYD'de vergiden muaf bir dernek. Ee, yani evet. Bu... Kamu yararına çalışan dernek olduğumuz için biz muaf değiliz. Hı hı. Şöyle bize bağış yapan kişi bunu kendi zorunlu olduğu vergi ödemesinden düşebiliyor. Anladım. Bir de şöyle bir şey var. Yine haberini yaptığım için merak ediyorum. Birçok Derneğe e, izinsiz para toplama hakkı veriliyor. Bizim yok. E, evet herhalde 40 kadar derneğim var. Bu da şu anlama geliyor. Siz daha net anlatırsınız. E, bir para toplama işte yardım vesaire kampanyası hmm. yapıldığı için o ilin mülki idare abilerinin yani valilikten izin almak gerekiyor. Ama bu özel ayrıcılığa sahip olanlar, izinsiz para toplama hakkına sahip olanlar İçişleri Bakanlığı ve Erdoğan'ın onayıyla diledikleri gibi para toplayabiliyorlar. Ve buraya da baktığımız zaman işte İsmail A. Cemaatinin dernekleri var, Menzilim var, TÜGVAS'ın evet. e, onun gibi yapılar var. AKP ile yakınlığıyla bilinen e, ve sizde böyle bir özel izin yok. Herhalde. Evet biz zaten istemeyiz. E, kamu yararına çalışan dernek e, statümüzde her iki yılda bir İçişleri Bakanlığı'nın gönderdiği denetçiler tarafından çok sıkı denetleniyoruz. Çok şükür ki bir sorun çıkmıyor. Onun dışında bizim dernek tüzüğümüze göre her altı ayda bir iç denetçiler derneğimizi yani yönetim kurulunu yaptığı çalışmalar nedeniyle denetliyor, bize raporluyor. Bir üçüncü olarak da biz kendimize özel bir denetim şirketine sürekli denetliyoruz ki hiçbir hatamız olmasın diye. İşte bu sayede de Şeffaflık Derneği'ni, En Şeffaf Kurum ödülünü alabildik. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği 119 şubesi var Türkiye'de. Ee, toplamda 23 bin üyesi var. Ee, burs verdiğimiz her yıl ortalama 25 bin öğrenci var. Bunun 10 bini orta lise öğrencisi ise 15 bini üniversite öğrencisi. Ee, bugüne kadar bizim desteğimizle okumuş, meslek sahibi olmuş ee, 42 bin kadın var. 19 bine yakın erkek var ve onlar hani hayatlarını kurtarmış, kendi ayakları üzerinde duran çalışan yurttaşlar olarak kendi aile çevresiyle daha geniş çevreyle ve Türkiye için emek veriyorlar. Bu da bizim için en büyük bir gurur. Yine 1997'de Siirt Pervari Kaymakamı demişti ki ilk öğretim o yıl 8 yıl zorunlu olmuştu. E, 5. sınıfı bitiren bütün çocuklar 6. sınıfa gitmesi gerekiyordu. Ama ailelere bu anlatılmamıştı. Dolayısıyla birçok aile çocuğunu 6. sınıfa göndermeyecekti zorunlu olmasına rağmen. Dolayısıyla Kaymakam Bey de hani nasıl yaparız da özellikle kız çocukları 6, 7, 8'e devam eder, liseye devam eder diye işte Türkan Saylan hocamız her zaman sorunun değil çözümün bir parçası olan biri olarak hemen bu eğitim bursu desteği e, projesini düşündü. Ne yazık ki o sene okullar başlarken sadece 17 kızımız 6. sınıfa kaydolmuştu. E, biz de onlara burs vermeye başladık. O 17 kızımız e, çoğaldı, çoğaldı, çoğaldı. Şimdiye kadar 105 bin kız öğrenci bursuna ulaştı yeter mi tabii ki yetmez. yani amacımız hedefimiz 2024'e kadar evet 105 25 bin. yılda 105 bin kız öğrenci Erkek bursu ekledi. tabii bu burs yalnız hani bir senelik bir burs değil okudukları sürece devam ediyor işte biz biraz toplumsal cinsiyet eşitliğini savunan bir derneğiz henüz kadınlarla erkekler ülkemizde eşit değiller, eğitimde de değiller. Dolayısıyla bu eğitimde de eşitlenene kadar biz biraz pozitif ayrımcılık yapıp kız çocuklarını daha çok destekliyoruz. Ama olan çocuklarına da tabii ki burs veriyoruz. Yani diyelim ki 100 kız çocuğu destekliyorsak bunun %10'u kadar da olan çocuğu destekliyoruz. Evet. Ee, toplam kaç kişi peki şimdiye kadar bursan? Yani sadece kız... Yani e, 105 bin kız öğrenci bursumuz var. E, 62 bin de üniversite bitirmiş öğrencimiz var. İnanılmaz. Ee, bu arada şeye baktım. bir taraftan da üzüldüm. ÇEDD'nin e, 2022 mali tablosuna internet sitenizde yer alıyor. 2022 geliri 114 milyon lira. Bir de Menzil Cemaatinin Beşir Derneği var. Menzil Cemaatinin 2022 geliri 250 milyon lira. Yani iki kat çeyreğini ve acı bir tablo. Büyük ihtimalle bazı birçok cemaat ve tarikatların işte yönettiği para, geliri vesaire 250 milyon daha fazla olan da var. Evet, biz tabii ki yine de Türkiye'de Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne inanan, destekleyen her zaman yanımızda yer alan bağışçılarımız, destekçilerimiz olduğu için çok mutluyuz. Onların destekleriyle birçok şeyi yapabiliyoruz. Pandemi ile bir bilgisayar ihtiyacı gündeme geldi. Çünkü uzaktan eğitim başladı. Ama öğrencinin tablet, bilgisayar, internet gibi olmazsa olmaz teknolojik cihaza yoksa nasıl uzaktan eğitim alacaktı. İşte biraz önce de dediniz ya izinli izinsiz para toplama kampanyası. Biz izinsiz hesap şey izinsiz para toplayamayız hiçbir zaman. Ne yapıyoruz? Örneğin işte pandemi sırasında bu bilgisayar ihtiyacını görüp öğrencilerimize, bilgisayar alabilmek için bir proje hazırladık. Bunu dernekler il müdürlüğü aracılığıyla işte Ankara'ya sivil toplumla ilişkiler genel müdürlüğüne, İçişleri Bakanlığı'na iletmiş oluyoruz. Orası inceliyor. Bize onay geldi. O onay o şeyin para toplama kampanyasının süresi de bir yıl. Bir yıl içinde biz ne yapıyoruz? Yani bağış yapılabilecek hesabı ilan ediyoruz. Tanıtım yapıyoruz. Yoksa izinsiz bunların hiçbirini yapamayız. Bu teknoloji projemizi her yıl tekrar tekrar başvurarak uzatıyoruz ve bugüne kadar 7500 kadar bilgisayarı öğrencilerimize armağan edebildik. İnternete ihtiyacı olana da internet paketi armağan ediyoruz çünkü sadece burs vermek bir işe yaramıyor onun yanında öğrencinin değil mi bir üniversite öğrencisi ise yabancı dilini geliştirmesi gerekiyor kendi mesleği alanında uzmanlaşmış daha yetkin kişilerden gönderlik alması gerekiyor. Ee, yaşıtlarıyla bir araya gelip e, içinde yaşadığımız bu 21. yüzyılın gereksinimlerini Deniz Yıldızı Projesi ile e, öğrenmeye çalışıyor. E Bütün bunları da biz sağlıyoruz ki e, mezun olduklarında daha yetkin, daha etkin olabilsinler e, diye. E, bu nedenle de e, çalışmalar e, çok yönlü devam ediyor. İstanbul'da özellikle barınma sorunu var. Oraya gelecektim. Evet. Son iki sorum kaldı. Bir araya girdim ama özür dilerim. Barınma krizi çok tartışılıyor İstanbul ve diğer büyük şehirlerde. Şimdi geçmişte ÇE'de de birçok şeyi yapmış, inşa etmiş ve kamuya bırakmış. ÇEYEDE'de'nin öğrenci yurdu var mı? Yoksa yapmak ve kendi işletmek gibi bir projesi var mı? Diyeyim. İkinci sorumu da sorayım. isterseniz birlikte yanıt verin. Hep gençlerdesiniz. Gençlerin yanındasınız. Bizim dönemimizde de öyleydi. Ve bir umutsuzluk var ülkeden yana. Yurt dışına gitmek istiyoruz, ülkeden umutlu değiliz diyenler var, gidenler var, gitme planı kuranlar var. Buna dair ne dersiniz? Barınma çok önemli bir konu. Yani devletin yurtlarında 700 bin kadar yatak var. Milyonlarca öğrenci var. Dolayısıyla bu enflasyon, bu pahalılık pandemiden bu yana İstanbul gibi büyük şehirlere gelen öğrencileri gerçekten çok mağdur etti. Biz de hep sizin gibi duyarlı basın yayın kuruluşları aracılığıyla bunları hep izledik, haberdar olduk. Ve biz de öğrencilerimize barınma bursu vermeye karar verdik. Bu sene üçüncü yıldır. Biz barınma bursu veriyoruz. Bu sene 560 öğrenciye ayda 2500 TL barınma bursu veriyoruz. Tabii bu da yeter mi? Yetmez ama hani bir yaraya bir ölçüde derman oluyor. Yurtları sordunuz. Türkan Saylan hocam sorunun değil, çözümün bir parçası idi. Anadolu'da bakın yıllar önce yani 1900 2000'li yıllardan önce kız öğrenciler ya yatılı bölge okullarında kalarak okuyordu. Liseye geldiği zaman onu yol gösterecek duyarlı bir öğretmen varsa parasız yatılı lise sınavlarına sokarak kazanmasını sağlıyor. Ve bir başka ilde belki parasız yatılı liseyle okumasını sağlıyordu. Ama bu bütün kız çocukları için bir olanak değildi. Bu olanaklara sahip olmayan, belki babasının ekonomik durumu iyi olan, köyde yaşadığı için liseye gitmesi için ilçede bir hani babası ev tutuyor, belki bir büyüğü yanına koyuyor. Ee, kızımız orada e, liseye devam ediyor. Ama herkes için bu olanakta yok. O zaman çözüm ne olabilir? Her ilçeye yüzer kişilik kız öğrenci yurdu yapmak. Ve Türkan Hoca'nın hani yaşamı boyunca 950 ilçe vardı o yıllarda. 2000 yılından itibaren hani 21. yüzyılda bizim 950 ilçemize yüzer kişilik birer kız öğrenci yurdu yapmak hayali idi. Arkasından işte FETÖ terör örgütü kumpası gelince bu hayali de 36 yurtta kaldı. Biz yine kalkınmada öncelikli illerimizin ilçelerine 36 kız öğrenci yurdu yaptık. Lise kızlarımız için yüzer kişilik bütün donanımını yaptık. Pırıl pırıl yurtları hiçbir zaman biz işletmedik. Evet. Milli Eğitim Bakanlığı'na armağan ettik. Bu yurtlar Anadolu'da hala ee, çalışıyor, devam ediyor. İşte ne güzel bir şey. Hani köyde yaşayan kız çocuğu bu şekilde liseye devam edebiliyor. Yine üniversite yurtları yaptık, ama rektörlüklere armağan ettik. Biz işletmedik. Ee, Türkan Hocanın kaybından sonra e, Bursadaki Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Şubesi. E, Nilüfer Belediyesi'nin tahsis ettiği bir arsa üzerine e, genel merkeze yapılan bir bağışla e, 80 kişilik bir kız öğrenci yurdu yapıldı. Aslında 100 kişiydi de yurtlarda da işte öğrenci sayısı azaltılıyor, bir takım değişiklikler oluyor. Daha az öğrenciye indi. Dolayısıyla o yurdumuz... Şubemiz tarafından işletiliyor. Ama hiç kolay bir şey değil. Tek Türk var yani, şey, ee, Söyleyeceğim. Ondan sonra çünkü bakın pandemide yurtlar kapandı. Ee, siz yurda e, döndürecek bir gelir alamaz oldunuz. Dolayısıyla Çünkü orada çalışan personel var. Evet. Tabii 9 ödenmeli, kişi çalışıyor. Ondan gibi. sonra e, belki işte e, soğut hava depolarını yiyeceklerle doldurmuştunuz. Onlar elinizde kaldı gibi. Ee, sonra deprem oldu. Yurtlar boşaltıldı. Depremzedelerimize büyük 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 geçmiş olsun. Acılarımız büyük. Ee, onlar yerleşti. Dolayısıyla öğrenci yine gelemedi. Böyle sorunlar var. Yani Bursa'da bir yurdumuz var. Bir de Alanya şubemiz ee, yine bir üniversite, kız öğrenci yurdu işletiyor bağışlarla senelerdir. Onun dışında bizim işlettiğimiz yurt yok ama barınmanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Hatta biraz önce bununla ilgili bir toplantıdan geldik. Örneğin İzmir Bornova Belediyesi ile Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği bir anlaşma yaptı. 6 katlı... Yurt yapılıyor. Maddi kısmını biz buluyoruz. İnşaatı belediye yapıyor, işletmeyi belediye yapacak ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin öğrencileri yerleşecek. Hmm. Çünkü işletme çok büyük bir mali, çok büyük bir beceri istiyor. Dolayısıyla bu model hani bizim. Yapımı için gerekli mali desteği bulmamız, işletmeyi belediyenin yapması. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Hem gazetemizi ziyaret ettiniz hem röportajlarımızı kabul ettiniz. Bir Gün Gazetesi Türkiye'de çok önemli bir görev yapıyor. Bir Gün Gazetesi'ni canlı yürekten destekliyoruz. Yolunuz hep açık, aydınlık olsun diyerek... Hatıra olsun diye bu fincanı yanımda götürüyorum. Elbette. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. Sağ olun, mutlu ettiniz. Ee, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Ayşe Hoca ile Prof. Dr. Ayşe Yüksel ile konuştuk. Ülkeyi konuştuk, memlekete konuştuk, eğitimin getirildiği hali konuştuk. Ee, ve son mesajı da, e, umutsuz olmayın gençler, evet. umutsuz olursanız dönün ve Mustafa Kemal'e bakın oldu. Doğru ifade ettim hocam, biraz özetledim ama. Tabii ki, tabii. her dönün zaman. Mustafa Kemal'e bakın, Atatürk'e bakın oldu. Ee, yeni konuklarla, yeni konularla yeniden karşınızda olacağız. Hoşçakalın.